Aküler Boyun Yazısından herkese merhaba. Çok uzun sürmesini ummadığım bir kurgun videosuyla aklımda bununla karşı karşıya olacağız diye düşünüyorum. Şuraya atalım. Wayborg 440 modeli. 440 modeli. Bugatti modeli. Hemen kırmızı modeli. Açıp kurulumunu yapmaya çalışacağım. Az önce Kovgar modelini kullanmaya çalıştım. Bir 50 dakika kadar sürdü. Bazı sıkıntıları çıktı ama durmak yok, yola devam. Hemen şunu da yapmaya çalışalım. Eksi dediği bir şey çıkmazsa. Bu daha yeni açılan bir kutu. El değmemiş bir kutu. Fabrikadan çıktığı gibi. Az önceki ellenmiş bir kutuydu. Neyse. Onu da çözüme kavuşturacağız. Yedek parçalarını isteyeceğiz. Şöyle koyalım. Bakalım. Bunlardan defalarca kurduk. Bakalım bir sıkıntı çıkmadan. İnşallah. Bunu yapacağız. Uzun da tutmayı düşünmüyorum. Kısa bir şekilde hemen. Şu kısımlarını koyduk. Rüzgarlığımız. Spoilerımız gelecek. Koltuğumuz geldi. Direktörümüz ve kumanda tertiratlarımız. Tekerleklerimiz. Yan kapısı açılıyor bu modelimizin. Hemen bir hem kurulum hem deneme olarak ilerlemek istiyorum. Kumandamız ve diğer teknik malzeme montaj malzemeleri, hepsini şuraya koyalım. Genelde vidalar kalıyor. Böyle güzelce içinden vidaları döküp vidalarımızı alalım. Tekerlek bağlantı vidalarımız çünkü bunlar. Yeterince koyuluyor ama bazen eksik çıkabilme ihtimali olabiliyor. Bakalım bununla nasıl karşılaşacağız. Wayborg 440 modeli. Hemen şöyle gösterelim. Biraz acele etmeye çalışıyorum. Saatte geç oldu. Önce enerji vermemiz gerekiyor akü aracımıza. Artı kutbunu bağlamışlar akümüzün. Eksi kutbunu da ben bağlayacağım. Buldum eksi kutbunu. Hemen bağladım. Arası ışıklarımız sağlam. Önde 2-4 dilimiz. Gidotlarımız ve ışığımız yanmakta. Onlarla alakalı bir sıkıntı yok. Tekerleklerimizi çıkartalım. Tekerleklerimizde bir göbeği var. Göbeklerimiz yerinde. Bir sıkıntı görünmüyor. İleri vites. İleri vites. İyi açılışımızı geride çalışıyor. Paspaslarımız burada mevcut. Bunda araba paspası gibi paspas kullanmış. Hafiflik tarzında bir şey değil. Muşamba tarzında. Voltaj gösterdiğimiz çalışıyor. Bluetooth modumuz var. Tekrar Bluetooth modumuzu açtık. Hemen kumanda tertibatımızın çalışıp çalışmadığını, eşleşmemizin gerçekleşip gerçekleşmediğini hemen teyit edelim. Sonra kuruluma devam edelim. Önce fiziki kontrol. Herhangi bir yerinde bir kırık vesaire görmedim. Neyse şöyle bakalım. Herhangi bir eksiğimiz, gediğimiz bir yerden çıkan parçamız yok. Alt tarafına da bakıyorum. Alt tarafına da bir kırığımız, eksiğimiz göze hoş gelmeyen bir noktası görünmüyor. Her şey geldi yerinde. Hemen kumandamıza pil takmak suretiyle bir deneyelim. Da geldi. M tuşuna basıyorum eşleşmesi için. Yanıp sönmeye başladığında zaten gördüm. P modundayken çalışmama kısmı da çalışıyor. Hemen
pilleri çıkartıyorum. Piller üzerinde beklemesin. Kumandada akma yapabilir. Kullanacağınız zaman taksanız daha uygun olur. Kalitesiz piller akma da yapabiliyor. Bilginiz olsun. Kaliteli pil kullanmaya gayret gösterin. Buna hemen baktık. Kumandamız çalışıyor. Şans aletimiz çalışıyor. Onu da hemen bir kontrol edelim. Koruma kapağını çıkarttık, taktık. Herhangi bir kırık vesaire yok. Şarj aletimizde de eksik vesaire yok. Buradan takıyorum. Enerji kesmesi lazım. Kesti. Şarj soketimizde bir temassızlık. Koruma tuşumuz da güzelce çalışıyor. Direksiyon tertibatımız çalışıyor. Onlara bakacağım, sonra montajlarına hızlı bir şekilde geçeceğim. Çok uzun sürmeyecek zaten. Ön kontrolü yapmam gerekiyor. Sesini hemen kısayım. Bu sesi çok fazla çıktı. Isınlarla çalışıyor. Herhangi bir eksiğimiz gidiğimiz yok. Hemen montajımıza başlayalım. Direksiyon tekerlekleri, pardon, tekerleklerimizin montajları var. Tekerleklerimizin montajları. Fazla sıkmaya gayret gösteriyorum ve deliklerin iyi olan oturmasına gayret gösterin. Geri başımıza hemen giriyorum. Tamam. Şimdi en düşük modu aldım ki dayanma noktası en dibe geldiği zaman attım diye zaten atıyor. Şu kısımda da basma yerleri var. Basma yerlerinden geçireceğiz hemen. Ve geri çekiyorum. Şık dediği yerde oturmuştur zaten, çıkma yapmaz. Bunu da yine aynı şekilde ön tarafa takıyorum. Bas, orta göbeğine bastırmak suretiyle ittiriyorum. Çıkmış biraz.
Evet, bir kere başıma gelmişti bunu ayırmayan ama ayırıyor da. Niye böyle yapıyor anlamadım. Şurayı ben yerine getireyim. Oturdu. Herhangi bir sıkıntımız yok. Direksiyona geçiyorum hemen. Direksiyonda dikkat etmeniz gereken şey karşılıklı yuvası gelsin. Yani şu kısmı aşağıda kalsın. Zaten belli. Bunlar karşılıklı yerine gelecek. Ve şu somun olan kısım ve yuvarlak olan kısım var. Yuvarlak olan kısım bunu burada ittireceğiz. Bilginiz olsun. Bunu içeriye doğru ittirin. Burada sıkışmasın. Bağlantı soketi içeriye doğru ittirin. Ve buradan karşıdan karşıya bakıyorum. Şu an bununki tam denk gelmiş durumda. Bazen 1 milim yukarıda, birkaç milim yukarıda ve aşağıda olabiliyor. O zaman ayarlama yapmanız gerekebiliyor. Alttan ittirip mesela şey yapmanız gerekebiliyor. Şu hafif yukarıda. Fiberli somun kısmı var. Fiberli somun kısmı dışarıda kalacak. Yani benden tarafta kalacak şekilde yerleştirin. Ve karşıdan turnavide yardımıyla veya şarjlı matkap uzakta kaldı. Elimde ben şey yapmadım ama neyse. Somun kısmını içeri ittirin. Ve buradan sıkıştı. Sağımız solumuz yerinde. Ön kısmını tam yerine takmıyorum. Çünkü sıfır bir ürün. Vatandaş aldığı zaman takar. Üzerine arka spoilerımız. Bunda bu şekilde takılabiliyor. Bu şekilde de takılabiliyor. İki türlü takılabiliyor. Bilginiz olsun. Ama orijinali bu şekilde. Siz nasıl takmak isterseniz o şekilde takarsınız. Şuraya arkadan şu tarzda takılabiliyor. Bilginiz olsun. Ama orijinali böyle. Orijinali böyle şekilde takıyorum. Şık yuvalarını ve koltukların bulunduğu yerde iki tane vidamız mevcut. Vidaları da alıyorum yerinden. Kapıları açarak montajını yapın. Sizi zorlamasın. Şunları aldım. Ve koltuğumuzun bu kısımlarından önce vidaları içeriye doğru atın. En bunda kurulumdaki gıcık noktası bu. Yani kaçıncı yapıyorum ama. Şuradan aşağıdan çıksın. Çıktığını görün. Mutlaka görün. Bunu da yine aynı şekilde bu yuvasından yaptığım deneyimlere göre böyle yani. Bunun usulü bu. Karşıdan çıktığını mutlaka görün. Şuradan çıktığını gördükten sonra taraftan çıktığını gördükten sonra şu arkadaki kulakçık kısımlarını şu içeriye takıyoruz. Hafif açılı bir şekilde takıyoruz. Zaten yerine oturacaktır. Oturduktan sonra şu alttaki bezinle koyarak da oturtuyoruz. Şimdi sıkabiliriz. Yerli yerini gördüysek. Oldu. Diğer tarafa geldim. Vidaları görmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Şu an benim yaşadığım gibi. Bunu da sıktık. Şimdi biraz daha tam sıkılmadı. Şunu biraz daha sıkmak istiyorum.
Şu an bir sıkıntımız yok. Kurulum hazır. Arkada ısınıyor. Önde amortisörlerimiz yok bu arada ama arkada amortisörlerimiz var. Şunları da zaten iki tane girecek yerleri zaten belli. Sağ sağ, sol sol olacak şekilde. Giriş yerinden aşağı doğru ittirdiğiniz zaman şık diye yerine oturur. Bu da yine aynı şekilde girecek yerleri şöyle mevcut. Aşağı doğru ittirirsiniz. Yerine oturur. Şimdi kurulumu burada bitmiş oldu. Ürünle alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz de 440 kurulumu, pardon, tanıtımıyla alakalı da videolarım var. İşte renkleriyle alakalı olarak onlardan bakıp bir fikir edinebilirsiniz. Ürünümüzün arka kısmı da şöyleydi. Hemen çevirelim. Arka ışıklarımız vesaire her şeyi kontrol ettim. Yanıyor. Kapatıyorum. Şu an Deniz abine hayırlı olmasını diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içerikleri de beğenip takip etmek isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Çeşitli videolarla karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Güle güle. Bay bay.